Ben baya baya yürüyorum. Sağ tarafımda da artık belediye mi, valilik mi bilmiyorum artık. Sağ çaprazda da hepsinin kadın olduğunu düşündüğüm insanlar var. Görüyorsunuz. Hepsi rengarenk giyinmiş. Hepsinin kıyafeti farklı renkte ve tek renk. Bir tane şurada heykel var. Merdivende insanlar fotoğraf çektiriyorlar. Anlamadım. Gidelim yanlarına. Kıyafetleri yerel kıyafetler sanırım. Kardeş selamünaleyküm. Bilet lazım mı? Şaka şaka hadi görüşürüz. Bakın. Hepsi kadın da değil. Ara ara erkek de var. Erkeklerin kıyafet rengi daha pastelken kadınların kıyafet rengi daha canlı. Kumaşlar da farklı. Sen ha? Anlamadım. Bakın şurada 3 adam daha var. Bunların kıyafetleri değişik. Bilmiyorum. Özel bir etkinlik. Hay hay. Hay. Kıyafetler ilginç. Hi, who can speak English? Can speak English? Aha. Why? Why dress different? Different color. Why? Today is special day? Nice. What is this? Good. 35? Uh-huh. Special day. Yeah. Celebration. Yeah. It's okay. Yeah. Understand. Thank you. Anlatamadılar. Ama hepsinin yakasında bir şey var. Üstünde de 35 yazıyor. Geri kalan kelimeler Moğolca. O yüzden anlamadım. Anlatamadılar. Bulunduğum şehir de Erdenet. Bu insanların bir öğretmen olduğunu düşünüyorum açıkçası. Öyle bir hissiyatları var. Ama gerçekten çok tatlı kıyafetleri var. Ben buradan yürümeye devam ki baba. Oha kızın saçları mavi. O ne lan? Moğolistan'da böyle renkler kullanılıyor mu? Çok iyi. Bakalım. Böyle. Daha yürüyeceğim gibi de abi çok yokuş var ya. Ulan bu Moğolistan'ın da kırsal da problem, şehir de problem. Hiç ayarı yok bunların ya. Bak tepede bayan yazıyor. Bayan değil kardeşim, kadın, kadın. Bu arada buradan da Cumhurbaşkanlığa sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım lütfen Kız Kulesi'nin adını Kadın Kulesi olarak değiştirebilir misiniz lütfen? Hi, speak English. Açtoyum. Nören, Hoşgül. Bekle baba, bekle. Merhaba, ben dünya gezen bir Türk'üm ve otostopla geziyorum. Göle gitmek istiyorum ama beni bu şehir merkezinden kurtarsan da olur. Hoşgül. Nörön. Dur ne diyorsun kız? 5 saniye. İntes karkıyım o. Bano. Telefon mu? İntes karkıyım o. Ablo senin dediğin kız. Dur. Tiga düşe hanı. Telefon sandı. Kendi yazdığını okuyor şu an. Dur.
Abla o senin yazdın, dur bekle. Şehir dışına çıkmak istiyorum. Beni oraya kadar bırakır mısın? 5-10 kilometre de olur. Yok. Bir hortoz karmar be. Namak. Tişe, hurgüc. Mörön, Hösköl, Hösköl. İn, bas, havas, avun. 40 metre borç ben. 40 metre borç ben. Çıkın. Mor bana açıkım o. Buraya konuş. İndi taşım o. İndi taşım o. İmen aldım ya ben basıyorum, o basıyor, inanılmaz ya. İlk başta gördüğünüz telefon sandı, sonra kendi konuştuğunu okumaya başladım. Ben tıklıyorum, tıklıyorum abla, sen ne yaşıyorsun? Ne yaşattın bize sen abla? İnanılmaz ya gerçekten. Moğol halkı bu kadar samimi ama bu kadar da teknolojiden uzak maalesef ki. İnanılmaz ya, otostopun ne olduğunu zaten hiç bilmiyorlar. Anlaşmak çok dert. Ama bari abla bunu yapmayaydın bize. Ben bayağı bir yürüdüm. Ama hala çok yolum var. Ve yağmur atıştırıyor. Islanıyorum ama en azından montum var. Bakalım. Hi. Do you speak English? Okay. I'm backpacker. Hitchhiking. Mörön. Hösköl. Yeah. But everywhere 20 kilometer, 10 kilometer okay for me. Because rainy and I wanna leave city center. Yes. But it's hitchhike. No taxi. It's free. Free? Yeah. It's hitchhike. But you are not taxi. Taxi not is free. No, just 10 or 15 kilometers for out of the city. If you are okay or not okay, no problem. Just your money. No, it's hitchhike. No, money no problem, but I want to hitchhike. I have money, but this I want to hitchhike. Sorry. Okay, take care. Have a nice day. Görüyorsunuz, para istiyorlar. Yani çok şükür param var ama zaten para verecek olsam taksi kullanırım ya da otobüs kullanırım. Olay o değil yani. Çüçü, çüçü para, çüçü, çüçü. Verir miyiz ya? Bu kadar yağmur yemişiz. Ondan sonra çüçü, çüçü. Yok, çüçü yok. Büyük var. Yeah, no, taksi no. Just hitchhike. Okay. Hep bunlar var ya, çakma taksi ha. Böyle sırt çantalı birini görüp aman dızlayalım yani. Yer mi lan çocuğu? Yürüyoruz bakalım. Benim camlar gene ıslandı. Yağmur ıslanıyor. Ya ben bu Moğolistan'ı yürüyerek gezeceğim herhalde. Bu nasıl memleket oğlum? Daha yürüyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Her yer dağ, her yer çamur. Hiçbir yerde trafik rahat değil, elverişli değil. Bu nasıl memleket ya? Allah Allah, Allah Allah. Lan kes zaten canım vurdunmaz sen de seçiminde. Kes lan kaçmar oğlu kaçmar. Hadi oğlum bunlar niye beni selamlıyor? Ne oluyor lan? Üç araba üst üste bana selam verdiler. Ben de götürün oğlum, bedava selam yok. Bu nasıl bir araba lan? Bu ne la? Ne yaşıyorum ben ya? Bunlar bana mı durdu? Hi, is it for me? Do you speak English? I speak Russian. Russian no is Mongolia? Do you speak Russian? No. No. Only davay. Da, как дела? From country where? Türkiye, Türkiye. Türkiye. Yeah, Türkiye. Selamun aleyküm. Ben dünya gezen bir Türk'üm ve otostopla geziyorum. Göle gitmek istiyorum. Hösköl, Hösköl, Mörön. Bu dilsidir, otobüsle gittik. Abi, ne oluyor? Ama sen nereye gidiyorsan okeyim. 10 kilometre, 20 kilometre fark etmez. Beni lütfen bu şehir karmaşasından kurtar. I'm just job, just moment, job. How many kilometers? I'm through Turkish. Okay, okay, baba, see you. Sorry. Okay, okay, ciao. Have a nice day. Dubrsku, dubrsku, neydi lan? Rusya'daki dubrsku, kuru kuru. Sen istiyor duş. Ne bileyim ya. Aha, kamyon. Lan bir kamyon patlatsak buradan 1000 kilometre çok. Hadi üste koy üste. Aa, bana mı durdu lan acaba? Bence bana durdu. Yoksa niye sağa çeksin?
For me? Hi. English, Turkish. Okay. Özgül. Bekle abla, bekle çözüm. Merhaba. Ben dünyayı gezen bir Türk'üm ve Kuzey şehrine gitmek istiyorum. Özgül, Mörön. Ver bana. Ama 10-20 kilometre fark etmez. Yeter ki beni bu şehirden kurtar lütfen. Bekle, konuş. Kutu yok çabu. Atık koyun. Kırsala gitmek ve ilk kez. Bekle. Atık koyun. Sen nereye gidiyorsun abla? Her şey yok canım değil. Dur, bekle, değiştireceğim. Dur. Bir Harasto gitti galiba. Mahalleden mi yoksa evimden mi bahsediyorum? Yok, sadece ben bu şehirden kurtulmak istiyorum. Beni şehrin çıkışına ve rahat bir yere bırakabilir misin lütfen? Bekle, değiştireyim abla. Öğren lan artık şunu, dur. Şimdi bu şehri tek gelecek. Si. Mörön, Özgül. İşe soğuk. Evet. Dişir çıktı. İngin kimin? Evet. Çözdün kız abla. Yes. Bir avtos ne bulutlu? Ata hot. Со явах гэхээр болохгүй мэн хөтөө тийшээ аяллаар явах юм уу? Отогардан шэрэйт максимум 40 гэснэ шкаблерим. Окей. Тийшээ одоо би автобусны буудал хөргөж өгөх ёстой юу? Байглаа. Ойлго машин лу. Арабай автобус терминалга götürmem yoksa diğer ülkeye mi gitmeliyim? Ben otobüs terminaline gitmek istemiyorum. Otostopla devam edeceğim. Kuzey şehirlerine gitmek istiyorum. Sadece bu şehrin dışına çıkmak istiyorum. Yapmarın. Bak, mesela. We are here, Erdenet. Mörön. See, for example. Here. South Mongol petrol station. Okay for me. South Mongol юм уу? Их залуу цагаан чулууд гээд ингээд ийшээ гарна л гэсэн үг юм уу? Явгаа алхах юм уу? Bekle bekle. Sana haritayı gösterdim. Bu yolu takip edeceğim ve otostopla devam edeceğim. Sadece şu an bulunduğum yerden ayrılmak istiyorum. 3-4 kilometre ileriye gitmek istiyorum. Çünkü çok fazla yürüdüm ve yağmur yağıyor. Sadece buradan ayrılmak istiyorum. Maşinler yok istiyorum. Peki yaya gitmek istersen zor olduğu için gitmek zorundasın. Ya tazan etmezken tüy olduğunu söyleyeceksin. Yani yürüye gitmek zorundasın ya da gitmek zorundasın arabayla. Evet, şehrin dışına çıktıktan sonra yine otostop çekeceğim ve yeni bir araba durduracağım. Otostopun ne demek olduğunu biliyor musun? Örtüm, arık bakmış. Yavgın yavuz her neyse otunda. Azık bir yamın kalsın. Şimdi eğer böyle gideceğim sanırım otobüsü unutup gideceğim. Öyle böyle. Şimdi bu şehri terk edeceğim. Şimdi bu şehri terk edeceğim. Sonra başka bir yere gideceğim. Sonra başka bir yere gideceğim. İnsanlar neden bunları görmek için Moğolistan'a gittiğini anlamıyorum. Rozuk ben. Bir karga tuğul buzlu ortal yavulcuk çatmışta. Sen şimdi nereye gidiyorsun? Hangi şehre gidiyorsun? Şehrin adını haritada gösterebilir misin? Aynı çaba. Yok.
Yavgun askıcı ingici ayıl. Evet, ben halledeceğim. Teşekkür ederim durduğun için. Ben iniyorum. Тийм ээ би үүнийг зохицуулж болно. Зохсоод зохсоосон баярлалаа. Зохсон баярлалаа. Би бууж байя байна. Аа за. Okay, thank you. Thank you. Hop. Çantamı alacağım abla, gitme. Thank you. Ya biz ne yaşadık ya? Yarım saattir arabanın içindeyim. Biz ne yaşadık ya? Zaten o ablayla harcadığım süreyi yürüseydim ben her türlü giderdim ya. Kendimi şey gibi hissediyorum böyle. Eskortlar yol kenarında bekler de kamyonlar eminim 20 dakikada iş yerini halledip inerler ya. Gerçekten onun gibi hissediyorum ya. Kullanılmış gibi hissediyorum ya. Ablanla nereye gideceğini öğrenemedim. O da benim nereye gideceğimi. Bu kadar konuşup bu kadar anlaşamazdık yani. Hayatımın en verimsiz sohbetlerinden biri oldu gerçekten. Ve burada da kalacak yer yok yani. Benim buradan ayrılmam lazım. Burada iki tane otel var. Biri 180, öteki 260 dolar. Ne oldu ya? Kadın da diyor ki seni otele götüreyim falan. Dedim kalacaksam otelde varacağım yerde kalayım bari. Daha saat öğlen 3 yani. O yüzden devam. Kız abla bizi bitirdin kız abla. Yürürken solumda böyle bir şey olduğunu fark ettim. Burada bunların millet bahçesi herhalde, bilmiyorum ki. Bakın burada böyle bir şey var. 100 yazıyor üstünde. 1921, 1951, 1981. O ne lan, her 21'li senede bir şey mi? Yok, 1939 da var. Allah Allah. Neyi anlatmak istemişler bunu da bilmiyorum. Havada buz gibi kalkıp transferi toktamayacağım şimdi. Ama sanırım burası bir park. Ben bayağı yürüdüm ya. Daha da yürüyorum yani ha. İşte burada Mustafa Kemal Atatürk Parkı. Atamın ruhuna rahmet. Hakikaten de böyle bir parkmış. Kaydeder hiçbir şey yok. Bir salıncak yok. Süs havuzu yok. Hiçbir şey yok. Banklar var ama hiç üstü kapalı bir yer de yok yani. Ha, şunlar varmış ama soğukta falan onlar çok fena olur yani. Yazın bile böyleyse kışın zaten burası diz boyu kardır yani. Yılın sadece bir ayı kullanabileceğiniz bir park. Hiçbir numarası yokmuş. Karşıda görüyorsunuz dağların tepelerine insanlar ev yapmış. Yaklaşık bir 30-40 hane görüyorum. Gittikçe seyrekleşiyor. Şurada ise bir 30-40 hane daha var. Zor abi, burada yaşam şartları çok zor ya. Orada yaşanır mı babam ya? Allah Allah. Sigara içme alanıymış ha. O yüzden özel şey yapmışlar. Demek ki parkta falan içilmiyormuş ya da Moğolistan'da her yerde içilmemiş herhalde. Bilmiyorum ama içenler de gördüm açıkçası. Ben daha böyle yürüyeceğim. Almıyor kimse. Çünkü zaten görüyorsunuz tek şeritli yol. Bak baba 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 çat pat oradan dönüyor ha. Sinyalsiz çatır çatır dönüyorlar yani. Ben ne yapıyorum bilmiyorum. Yaklaşık 1,5 saat önce kontrolden çıktı her şey ve bir daha kontrol altına alamayabilirim gibi ama halledeceğiz ya, ama bir şey olmaz, montumuz da var artık. Erzağımız da var. İnternetimiz de var. Paramız da var. Bize hiçbir şey olmaz baba. Başaracağız inşallah. Şu cenderden mi kurtulsak halledeceğim. Ne oldu lan? Ha. Baksana abi yani ha. Şehrin en ışık caddelerinden biri tek şerit abi. Lan o kadar yol var oğlum. Yol yapın lan, burayı genişletin, orayı genişletin. Baksana. Dönüş yolu havuz olmuş yani. Zaten kaldırı falan yok yani, hak getir ha. Öyle bir şey yok. Ya sudan geçeceksin ya çamurdan. Ben şimdi nereden geçeceğim? Işından in mi? Hadi buradan geçeyim de bitmiyor ha. Bir adım daha sola geçmem gerekiyor. Ha. Böyle mi memleket? Arabalar durdu. Baksana çukur içinde çukur var abi.
Benim daha fazla yürüyecek takatim kalmadı. Çantam çok ağır. Hava şartları zorlu ve üstüm kalın. O yüzden hareket edemiyorum. Yürüdüm yürüdüm. Böyle bir yerde durdum. Direğin dibine de çantamı bıraktım. Artık burada otostop çekeceğim. Aha. Hi. Speak English? No. Are you taxi? No taxi. I don't need taxi. Check. Okay. Oğlum bu nasıl taksi lan? Bilmiyorum vallahi. Artık bu saatten sonra Moğol halkı karar verecek benim hangi şehre bela olacağıma. Ya beni buradan alıp başka şehre götürüp oraya tükürür, oraya uğraşsın derler. Ya da burada bırakırlar. Buradakiler benimle uğraşır. Artık bu saatten sonra Okyay'dan çıktı. Ne yapayım abi ya? Bittim ya. Memlekete teknolojiyi, otostopu ben mi öğreteceğim abi ya? Lafa kalsa 1000 yıllık devletler ya kardeşim. Bana mı kaldı bu yük ya? Zaten benim sırtımda kaç kilo yük var? Kaç yüz bin lira borcum var? Yeter ya, bu da can ya. Sizi analar doğurdu, biz itler mi sıçtı ya? Öldük ya, montumuzu bile petrol verdi oğlum. Şunu çıkarsan beni petrol çarşan sanıyorlar ya. Bittik babam ya. Bu nasıl memleket ya? Uy. Sakinim, devam. Hadi 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 hadi, keyfimiz yani. Bu arada Ulaanbaatar'da kar yağıyor. Dün Ulaanbaatar 24 dereceydi. Bugün ise -6 derece. Bir günde 30 derece düştü hava. Kar yağıyor lapa lapa, inanamazsınız. At ben arkaya at. Kolumu kaldıracak takatim yok. 80 bu ne? Osmaniye mi? Seçim arabası durdu lan. Dayı biraz daha kenarda duraydı. Speak English. Türkiye. Mutko bekle. Ben dünyayı gezen bir Türk'üm. İlerideki şehre gitmek istiyorum baba. Nereye gidiyorsun? Ne? Oku. Burada her şey yapacağız. Hözlük, hözlük, mörün. Mör. Ben çok ileriye gideceğim ama 10-20 kilometre fark etmez. Sen ne tarafa gidiyorsun baba? Mörün, 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 moron, mürün, hözlük, leyk. Evet, hözlük. Bir mütkü var. Ne sen? Sen nereye gidiyorsun? Kaç kilometre gideceksin? Bütün kilometre. Ya sonuç bu ne? Bana. Buraya konuşursan senin dilini bana çevirecek. Ano. Lan ikidir. Mutko. Tamam git hadi. Tamam görüşürüz, hadi görüşürüz. Oğlum lan okuma yazması da mı yok? İkidir uzatıyorum, sen ödüyorsun. Merhaba merhaba. Ya merhaba ne merhaba kardeş. Nereye gidiyorsun? Okuma yazmanız da mı yok? Anlamıyorum ki ben ya. Görüyorsunuz ya. Sabahtandır kaç kişiyle uğraşıyorum ya. Yani eyvallah duruyorlar. Ama ne amaçla durduklarını onlar da bilmiyor. Durduktan sonra şöyle mi durdu acaba? Lan ben niye durdum acaba ya? Ben anlamıyorum bunları ya. Taksiysen taksiyim de. Ya da konuş abi, önüne şey uzatıyoruz ya. İnanılmaz ya, gerçekten çok fenalar yani. Adam atla geziyor abi. Arkasına da köpek, baksana. Adamlar atla seyahat ediyor. Ben diyorum ki abi buraya konuş, senin dilini çevirecek. Suç bende abi. Adam atla geziyor ya, baksana bak, dört nala vurdu şehir içinde. Çok iyi. Lan keşke bir tane atım olsa ya. Hözgül, Hözgül, Mörön, Hözgül. I wanna go Mörön, Hözgül. But everywhere okay for me. 10 kilometer, 20 kilometer, another city, no problem. Just maybe 3 hours I am here, just waiting and they don't speak English, no Turkish. They don't know how to use translate. Just I wanna live here, 10-20 kilometer, no problem. Yeah, okay. Allah düşeceğim. Be careful, 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 bu, bu, bu. Oh, thank you. Yeah. Allah at.
da öyle çanta iş yapıyor bana. Tamam. Hello. Sorry, have baby, sorry. Bebek var ya, tüh. Ay, sorry baby, forgive me. Okay. Çocuğu da uyandırdık ya, hazırdan alın. Gitti anasının yanına, keşke ben de anıma biliyorsanız. Sena, Sena. Hi. Oh, thank you. Do you speak English? Everyone can speak English? 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 No. English? English? You're from Mongolia, right? Yeah. What's your name? Your name? My name is Sosirta. Sosirta. Your name? Hosirta. Your name? My name is Hosan. Hosan. My name is Furkan. Ah, da, da, da. Nice to meet you. Şimdi böyle bindik gidiyor. Nereye, kaç kilometre gideceğim falan bilmiyorum. Devam. Her yer buradan iyidir. İnşallah. Bebeği uyandırdık ya. Sadece ona üzüldüm. Uyansın abi. Ben neler yaşıyorum. Keyfi yerinde anasını kucağına yattı. Gerçekten hayatı görsün. Aileyle çok güzel sohbet ediyoruz. Çok sevdim onları. Onlar da beni çok sevdi. Çocuklar bana böyle bir çikolata verdi. Rengarenkti. Ben kırmızısını seçtim. Ve güzel yanı, benim gitmek istediğim göle gidiyorlarmış, Höstlök Gölü'ne. Şaşırdım. Dedim harbi mi? Dedi vallahi 3 kere sordum. Dedi evet, gerçekten oraya gidiyoruz. Çok iyi. Rezillik bitti. Ne zaman varız ya da varınca ne yapacağım falan bilmiyorum ama onda varan Furkan düşünsün. Şu anki Furkan arabada sıcak sohbet ediyor ve çikolata yiyor. Keyfim çok yerinde. Bizim yolculuğumuz şahane geçiyor. Bir yerde mola verdik. Çocuklar oyun falan oynuyor. Çünkü yaklaşık 2 saatlik bir yolculuk yaptık. Ama şartlar daha güzel oldu. Bakar mısınız? Karşıda belki 1000, belki 2000 tane hayvan sürüsü var. Çok güzel bir yerdeyiz. Gözünüzün alabildiği yeşillik. Bir tek bizim bulunduğumuz yer böyle taşlık arazi. Ya güzel mi? Adam çocuklarla güzel oynuyor. Hani hep var ya, bir köy var uzakta diye. İşte o Moğol köyümüş arkadaşlar. İnanılmaz yani. Her yer çok uzak görünüyor. Ve uçsuz bucaksız arazi olduğu için o görünen evler yakın duruyor ama gerçekten çok uzak yani. Bakın ta dağların eteklerinde falan hep evler, hayvanlar var. Hiç böyle dip dibi olay yok kırsalda yani. Hep uzaklar. Ama çok güzel, görüyorsunuz. Ve hava gerçekten bipolar. Birkaç saat önce yağmurun altındaydık. Şu an ise güneş var ama gene buz gibi yani. Başkentte ise hava hala eksi derecelerde. Durmayan bir kar yağışı var. Ülke çıldırmış durumda yani. Bizim yolculuğumuz daha var abi. Çok şanslıyım ya. Tek attım ya göle, mükemmel. Ta ne zaman varacağız, gece ben ne yapacağım bilmiyorum ama dediğim gibi onu varan Furkan düşünsün. Son anki keyfi çok yerinde, çok iyi. Mükemmel. Yine sağanak başladı, şaka gibi ya. Ulan da 15 dakika önce güneş vardı ya. Baksana, sürecek gelişmiyor. Bak şu çocuktaki yürek bende yok. Sabahtandır köpeğe darlıyor. Bu arada biz gene mola verdik. Araçta çok çocuk olunca çişleri bitmiyor abi. Az kaldı, bez bağlayacağım hepsinin altına. Gene öyle bir yerde mola verdik. 1,5 saat daha yolculuk yaptık. Şimdi gene güneş var. Gördünüz, bir saat önce de gene sağanak başladıydı. Ben saldım Moğolistan abi. Artık hava durumu yorumcusuna döndüm yani. Bu nasıl bir memleket anlamadım. Burası sanırım bir restoran. Böyle insanlar mola verip yemek falan yiyorlar. Bizim kız çok tatlı ya maşallah. Şu dörtlü yer tuvalet sanırım. Evet, adam da gittiğine göre. Burası da bir çöplük herhalde. Ben göremiyorum da bakın, aynen çöplük. Burada maalesef ki tuvaletler hep böyle dışarıda herhalde ya.
Bunlar bu kışları ne yapıyorlar abi? Kışın hava -30-40 derece. Bu dağlardan kurt da iniyordur ha. Yemin ediyorum şuradan şuraya işemeye gelene kadar şeyini kurt kapar ya. Bak, bu adresi göstereyim. Böyle yani. Görüyor musun? Bir klozet falan da yok. Bir su da yok yani abi. Ne bileyim bir peçete koyun falan bari. Yok. O da yok. Bildiğin buraya işiyorsun, sıçıyorsun işte. Sonra? Sonra onu bilmiyorum daha. Daha buralara yapamadım tuvaletimi. Ben gittim klozete yaptım otele yani. Ben biliyorsunuz. Yalı çocuğuyum yani. Öyle her yere yapamam. Ama elbet yapacağım günler de gelecek. Yanıma ben bir ıslak mendil falan alayım ya. Böyle olmaz baba. Sıkıntı yani bu. Bu ne ya kardeşim? Bu ne ya? Ama maalesef ki buranın gerçekleri böyle. Ha ben 10-20 gün çekerim bunu ama bu insanlar dediğim gibi yaz kış bunu çekiyor abi. Çok sıkıntı yani. Molistan'ın yolları öyle bozuk ki dil böbrek taşı insanın böbreğe düşer. Öyle sallanıyoruz sandalye var ya. Is it your head? No, she. Hatsın.
아 진짜 조이미 선배 대. 어 진짜. 누구라 진짜. 진짜 오잉 가잔. 야가잔. 뒤집겠. 뒤집겠잖아. 와 진짜. 난 딱 좋은데. 이따가 또. 뒤집으러 갈 거. 이거 아니야. 아 인물에 잠깐만 돼도 뭐라 미안. 그래서 birbirine düşürdüm. Biz bir yerde durduk. Aracı park ettik. Ne yapıyoruz bilmiyorum. Ben de ailenin dördüncü çocuğu gibi takıldım peşlerine. Süpermarkete girdik. Bilmiyorum. Keyfimiz çok kendi ama gördüğünüz çocuklarla oynuyoruz. Aileyle sohbet, muhabbet falan derken. Saat oldu 8:30. Biz bayağı geldik. Belki varmış bile olabiliriz Moron isimli şehre falan ama gitmek istediğim göl Moron'dan sonra daha bir 100 kilometre ki onlar da göle gidiyor. Bilmiyorum açıkçası. Belki birazdan ayrılırım falan çünkü göle gidip ne yapacağım karanlık vakitte yani. Birazdan hava kararacak çünkü. Bakalım aman keyfimiz yerinde şu an. Bildiğin Metro Gross Market gibi bir marketteyiz yani. Ama bindirdi ki çocukları. Ne anlatıyorsun kız? Bu 3 yaşında ama bir süsmüyor ya maşallah. Baksana ya bak. Düşersin. Bu ama. Baksana bak. Abi canavar gibi level 3 baksana bak. Vallahi çıktı. Hadi. Tamam gel. Gidiyor. Gel. Tamam. Gel öyle. Hadi. Tamam. Bakın burada Türk ürünleri var. Halk markası. Böyle pop tek tarzı. Ha, bakın. Halk. Etinin intense var. Addicte olmuş ismi. Brownie'nin ismi de Addicte olmuş. Ama baton çikolatada da Addicte. Burada da Addicte. Neden Addicte ismini bilmiyorum. Başka var mı acaba? Türkiye menşeli ürün. Şu anlık yok. Fiyatı ne kadarmış mesela? Şöyle bir ürün. 18 TL. Mesela şu hop pop kekler neredeyse 14 TL. Brownie 14 TL. Bakın Ülker, Albeni var. Dido var. Albeni, Dido. Bakın burada eti gene Addicte ismini kullanıyor. Bounty. Başka Türk markası. Gözüme çarpmam daha. Ama gene etinin böyle baton çikolatası. Bunun neyin fiyatı olduğunu anlamadım ama sanırım elma. Görüyorsunuz 149 TL. Bu da sanırım mandalina. Kilosu 89 TL. Bak mesela şöyle 6 tane elma 118 TL. Armut'un kilosu ise 119 TL. Şöyle 4 tane muz. Bugün son günü, yarın yenmez yani. Sabaha bile kalmaz 54 TL. Yeşil elmanın kilosu 99 TL. Hakikaten çok pahalı ya. Patates değil bu. Ney bu? Patates mi? Şalgam mı bu? Bakın mesela mor soğan. 35 TL. 1 kilo mor soğan 35 TL. Şu soğan rahmetim 1 kilo. Evet. 64 TL. Havuç. 30 TL, 1200 gram 3 tanesi. Yazılar üstüne pek anlaşılmıyor. O yüzden aktarmakta zorlanıyorum.
Başka? Mesela şu marul sanırım. Marul olmasın ya. Bir şeyin fiyatı 170 TL de kilosu. Ya çeri domatesi ya marulun. Marul saçma olur. Büyük ihtimal çerinin kilosu 170 TL. Bakın mesela bir tane kabak. 57 TL. Bir tane kabak. 520 gram geliyor. Düşünün fiyatları ya. Ya bakın mesela şu çeri domates sanırım. 99.88 TL. Salatalıklar da taneyle satılıyor. 37 TL bu salatalık. 375 gram yani kilosu 100 TL diyebiliriz. Patlıcan taneyle satılanlardan. 42 TL 325 gramı kilosu 120 TL diyebiliriz. Bu tam okunmuyor fiyatı. Fiyatlar gerçekten meyve sebze de pahalı. Çünkü daha önce dediydim hepsi bunların ithal. Bu ülkede yetişmiyor maalesef. O yüzden her şey ekstra bir pahalı yani. Dur oturma dur oturma dur kalk kalk. Bak mesela bu 2175 TL. Kalk. Kalk kalk. 1200 TL şu sandalye. Kırık necin? 590 TL. 850 TL. Şu çadır 3000 TL.